Dünyanın en eski mesleklerinden çobanlıktan söz edildiğinde bugün artık sırtında kepeneği ve elinde kavalı ile koyunların peşinde koşan bir resimden daha fazlası geliyor akla. Herkesin yapamayacağı kadar zor bir iş üstelik. Hatta kimi zaman böyle yolun bile olmadığı alanlarda bir sürünün peşine yol almanız gerekebiliyor. Bir başka canlının yaşamının sorumluluğunu almak için böyle zorluklara da göğüs germek gerekiyor elbette. Aslında herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil bu. Eski adıyla çobanlık, yeni adıyla da sürü yönetimi. Biz bugün bir ailenin yanına konuk olacağız. Bu işe gönlünü vermiş, emek vermiş bir ailenin. Süleyman abiyle oğlu İsa yıllardır bu işleri yapıyorlar. Peki yıllar içinde neler değişti? Hem onu öğreneceğiz hem de sevgiyle sürüler nasıl yetiştiriliyor detaylarına bakacağız. Süleyman abi de beni bekliyor zaten. Abicim merhabalar. Merhaba, hoş geldin. İsmim Süleyman Başkurt. İlemin Nüfusu Köyü'ne kayıtlıyım. 57 yaşındayım. Anamdan babamızdan gördüğümüz bir meslek. O zamandan beri devam ettiriyoruz yani. Zorluklar da var, kolaylıklar da var. Ailecek bu işi yapıyoruz. Mesela benim iki oğlum var. İkisi de burada yanımızda. Bu işin zorluk yönleri var. Yani yağmurda, çamurda, kışta, ayazda. Hayat şartlarımız yani bu şekilde devam ediyor. Yani ettirmeye de çalışıyoruz yani. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Vallahi seni gördüm daha iyi oldum. Bu güzel havada. Hayvanlar nerede? Hayvanlar ağılda, yukarıda. E hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bismillah. Süleyman abi, buraya kadar geldim ben. Bir tarafta deniz, bir tarafta dağlar, arada vadiler zorladı. Bundan sonra yollar nasıl peki? Yollar biraz bozuk. Her gün çıkıyor musunuz burasını veya günde birkaç sefer oluyor mu? O işimizin oluşuna bağlı. Yem getiriyoruz, ondan sonra aşağılara gidiyoruz, ihtiyacımız oluyor. O bakarsın bir günde olur, iki günde olur. Onu hiç bilemeyiz yani. Bu yollara amortisör dayanmaz, lastik dayanmaz gibime geliyor. Aynen. Şimdi senede zaten bir araba, bir takım lastiğimiz gidiyor. Yani buradan çarşıya indiğimiz zaman sanayide bir ustaya muhakkak bir elden geçirtiyoruz arabamızı yani. Yani geçirtmezsek belki buraya geri gelemeyiz yani. Bu hayvanları yetiştirmek için sürüyü neden bu kadar yükseğe koyuyorsunuz? Özel bir sebebi var mı bu işin? Var. Tarla sahipleri arazisini adam ekiyor, dikiyor. Bu küçükbaş hayvancılık orada olmuyor. Biraz böyle tehna. Kuytu bir yerde olması gerekiyor yani, serbest olması lazım. İşin sırrı yaylada. İşin sırrı yayla. Yayla olmazsa küçükbaş hayvancılık olmaz yani. Aha, ağıllar göründü. Hop. Ağıllarımız burası. Gece barınakları da burası. Vallahi muhteşem görünüyor hayvanlar ya. Abi ortam süper burada. Güzel bura, ortam iyi ya. Yani çam ağaçları bir taraftan, bol oksijen, güzel mi güzel keçilerimiz var. Annesini yemen keçilerimiz de burada. Hepsi birer birer emiyorlar. Emiyorlar. Yorucu bir yolculuğun ardından hedefimize ulaştık. Ağılların, hayvanların yanındayız. Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte burası. Burada neler var peki bütün hayatınızı sürdürebilmek için, hem hayvanlar için hem sizin için? Şimdi burada zaten bizim önceden yapılmış mesela ağırlarımız var. Biz buradan göçtüğümüz zaman ağırlarımız burada kalır. Güzün geldiğimiz zaman hazır olur. Üzerlerinin burandalarını çekeriz, sağlamlarız. Hayvanlarımızı içine katarız. Kaç tane hayvanınız var peki burada? Ya var işte 150-200 kadar var. Oğlanım var, benim var. 200 tane. Evet. Ama daha önemlisi burada çayımız geldi. Vallahi ablacığım ellerine sağlık. Peki hayvanlarla kim ilgileniyor? Daha çok siz mi yoksa erkekler mi? Erkekler. Peki siz neler yapıyorsunuz hayvanlar için? Ya biz burada işte kuzulara bakıyoruz, oğlaklara bakıyoruz. Evin işini yapıyoruz. Şimdi çay çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ben buradan İsa'nın yanına gideceğim. İsa'nın yanına nasıl giderim ben? Şimdi her taraf da ben burada kaybolmayayım yani. Güzel tarif edin bana. Şimdi buradan böyle ileri gidersin. İsa ileride hayvanların yanında, keçilerin yanında. Orada göreceğim yani. Orada göreceğim sen İsa'yı. Kaybolmam inşallah. Yok, kaybolmam. İyi tamam. O zaman bana müsaade. Tamam, İsa'nın azlıkları var. Öğlen azlığı. Azlığı da burada İsa'nın. Evet. Onu da alayım ben. O zaman çayı bırakalım. İsa'nın azlığını aldık. O zaman bana müsaade. Ben İsa'nın yanına devam ediyorum. Tamam.